Sevgili dostlar, ben Erkan Erten. Bugün Çeşme'de 13. Alaçatı Ot Festivali'ne gidiyoruz. Adamın bu yıl, bünyesi otu kaldırmıyor, et olacak illaki. Bu yıl öze dönüş konseptiyle Lal Denizli Başkanlığı'nda yapılıyor. Yeni belediye başkanı Lal Denizli ayrı bir konseptle. Bu yıl işte Ayhan Sicimoğlu olacak, Mor ve Ötesi olacak, Edis olacak ve işte bu yılın yemeği de Şevketi Bostan. Şevketi Bostan tadacağız filan falan. İşte bakalım. Ot Festivali'nde görüşürüz. Orada gidelim. Bence. Ne bileyim ben. Buraya da ev yapmışlar. O zaman dur şöyle gidelim abi. Bizim arabayı bir yere bırakalım. Daha önce de Çeşme Festivali'ne katıldık. Belediye aradık. Dedik kardeşim bu Alaçatı'daki festival aranı nerede? Hiç kimsenin bilgimden haberi yok. Konser alanı nerede? Biz Çeşme'de bir şöyle içeri girelim. Gel. Oradan ne bir şeye gideceğim. Tamam buradan içeri gireriz. Gel. Çeşmolok yine bizi nereye götürüyor acaba? Neyse dedik ki aradık belediyeyi. Ya işte kardeşim nereden gideceğiz? Bilmiyor. Harici bir yere gittik. Orada bakmıştık konsere. Bilmiyorlar. İnşallah başka bugün aynı şeyi yaşamayız. Ha şurası lan. Gel. Evet, konferans falan burada olacak demek. Şefler Meydanı yerde değil de burası. Bir şey gelecek. Kimdi adamın adı? Şunu da çekeyim de. Atla. Şirin gelsin. Sevgili misafirler, değerli konuklar. Az önce bahsettiğimiz gibi. Bugünün son şefi, şefimiz Hüseyin Pancar. Alkışlarınızı sahnemize geliyor. Gel. Hayır.
Sayın Şef'im hoş geldiniz. Nasılsınız? Siz bir anlaşılmalı olarak böyle diyebilir miyiz sizin için? Bravo. Doğru mudur? Anlaşılmalı olarak bugün yine birlikteyiz. Daha önceki yıllarda yine bizlere yaptık. Güzel yer yapmışlar ha. Daha çok güzel yer yapmışlar. Gel şimdi. Lezzet, bakalım ne yemek yapacak? Hala bizlerle vallahi. Sizle beraber bugünün finalini yapacağız. Aynen. Gerçekten anlaşılmalı her noktasında şu anda festivali yaşamaya devam ediyoruz. Akşam da konserimiz var. Öncelikle biraz, evet, Ayhan Sıcım oldu zaten biliyorsunuz. Her şey zaten bizimle. Tam bir gusto. Her anlamda bir gusto. Yemek, lezzet, alkol, müzik. Zeytinyağına da çok ilgili kendisi. Aynen öyle. Önce şefim sizi tanıyalım, tanımayanlarımız vardır. Biraz kendinizden bahsederseniz çok mutlu oluruz. Hoş geldiniz, çok özür dilerim. İsminiz neydi? Berin Hanım, buyurun sizi böyle alacağım. Berabersiniz galiba. Beni niye bıraktınız lan? Hayır, evet işte o teyze. Hadi yürü, seni yürü. Ani bombalar olabiliyor. Onda. Bir döndüm tek kalmışım ya. Buraya gidelim de. Hadi yürü hadi. Ne yiyeceğiz? Sushi mi? Nereden buldun? Hayır, bak kafanı zaten sushici. Allah'tan. Sen biliyorsun burada sushici olduğunu ya. Neymiş? Sokak müzisyenleri Muharrem Öztürk. Doğru gidiyoruz. Emircan. Tehlif yiyeceğiz büyük ihtimal. Alaçatı Çarşı'nın içinde oturduk biraz. Selin Şengün müydü neydi? Evet. Çok güzeldi, çok güzel bir konser verdi. Akşam da Ayhan Sıcımoğlu var ama geleceğiz mi gelmeyeceğiz mi bilmiyorum. Evet geleceğiz. Geleceğiz mi? Evet. Ben çok bir uğrayacağız tekrar geleceğiz. Olabilir buradan dinleyebiliriz filan falan. Vallahi çok keyifliydi. Şimdi burası akşam herhalde hareketlenir. Akşam görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Bugün Ot Festivali'nin ikinci günündeyiz. Dün Ayhan Sıcımoğlu'na gelemedik. Çünkü ben öküz gibi yorgundum. Biraz da gribal durum var. Bugün ikinci gündeyiz. Bugün bir şarkı çocuk var. Genç. Edis. Edis çıkacak. Çünkü herhalde gelemeyiz ona da bilmiyorum. Şimdi çarşı içindeki etkinliklere gidiyoruz. Tamam. Şirin hazır mısın festivale? Hazırım. Süper. Hazırım Şişko baba. Kussana bana. Kızacağım şimdi dur. Bizim için festival biraz farklı işliyor. Festival alanına geliyoruz, köşe kahvede oturuyoruz. Köşe kahve dinlenme tesisleri gibi oldu. Yemeği yiyoruz, çay içiyoruz, eve gidiyoruz. Festival köşe kahveye yaradı. Çeşme lok. Yorgun ve argın çeşme lok. Çocuk etkinliğinde. Senin külahının büyüklüğünü göster. Dev külah. Bu tür organizasyonlar
çok yararlı esasında. Yerel halk için, yerel halk diyorum be. Yani işletmeler için çok yararlı. Çünkü binlerce insan geliyor. Çok akıllıca. Bir de bu seneki konsept çok güzel. Bir de yeni başkan çok dinamik. Lal Denizli. Böyle bıcır bıcır bir kızcağız. Kafası çok hızlı çalışıyor. Bir sürü projesi var. Çok başarılı olacak. Çok da güzel bir enerji kattı. Acayip güzel. İlk defa katılıyoruz biz de. Daha önceki yıllarda çok fazla hareket yoktu ama bu yıl acayip hareketli. Çok güzel. Her yer cıvıl cıvıl olacak da. Yani Temmuz ayının ortası gibi şu anda. Benim Beram'la konuştum. Herhangi bir problem yok. Bunu kapatın. Hangisi? Ha. İyi tamam. Oradan ineriz olmazsa aşağı. Şunu aradan gel şuraya gidelim önce. Ha ulan gösterdiği ya burasıymış ya. Sabahtan beri bulmaya çalışıyoruz. Gel. Şirin gel. Şevketi Bostan. Gel arkamda dur şunu. Suyumuz var, sodamız var. Tembel avra topu. Ama soğanlı da ne güzel olur. Bak yan taraf da var. Müthiş hareket. Müthiş hareket. Çok güzel. Gel kızım. Ha. Hintliler gibi mi yapıyorlar acaba? Karbondioksit dosyu ya. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Yok yok Gülden. Yanar bu şimdi güneşten. Biz de yanarız. Neymiş? Hadi gidelim. Üstünü çıkar. Ha tamam üstünü çıkar. Ama çok sıcak Şirin. Bak. Şimdi şu aradan gideceğiz hemen abi. Anlaştık mı? Hadi gel şuraya. Şu anda Nisan'ın 19'u 2024. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştim Alaçatı'yı. Ara dere sokaklardan gidiyoruz. Yani şöyle göstereyim. Ara sokaklardan aşağı iniyoruz. Ana yol. Hacı Memiş'e inen yol. Acayip kalabalık. Buralarda gerçek Alaçatı'dır yani. Alaçatı'nın hikayesi de Alaca At. Daha sonra da Alacat falan işte. Eskiden öyle Alaca At diye adlandırıyorlar. Ilıca'dan itibaren dümdüz burası. Ve inanılmaz bir rüzgar var.
Buranın rüzgarı zaten meşhur. Ondan surf mü filan şampiyonları burada yapılıyor. Hikayesi böyle alacaktım. Bir başka hikaye de şöyle bir hikaye var. Benim kayınpederim İlhan Güre Tansaş'ı kuran adam. İzmir'de bir çocuk emeği var. Tar işi işletme müdürü filan falan. Alaçatı'da diyorlar ki ya İlhan bir kooperatif yap burada. Ortağınla beraber, Aydın Erten'le beraber. Bakıyorlar Alaçatı'ya 70'ler. Diyorlar ki ya burası çorak arazi, burada bir şey çıkmaz. Hiçbir şey yapmıyorlar. Lan diyorum ki baba böyle bir 20 dönüm bak şöyle mesela. Dam çevirsen, alsan. Bir aklımıza gelmedi diyor ya. Mesela dümdüz bomboş bir araziydi diyor 70'lerde. Çorak arazi dedik diyor. Burada bir şey olmaz, burada kooperatif yapsak da Urla'da kooperatif yapıyorlar. Alaçatı deyince aklıma benim hep onun hikayesi gelir. Soldan kaçalım. Hiç yukarı çıkmayalım. Ha, Blue'nit vermiş lan burada. Aa, güzel. Let's go, gel. Festivalin 3. günü. Bugün Mor ve Ötesi konseri var. Tabii herkes gibi biz de festival alanına geldik. Arabanın içinde bekliyoruz. Hava çok soğuk. Dün akşam acayip bir yağmur yağdı. Acayip soğuk hava. Orada mı duralım? Burada mı duralım? Şurada mı duralım? Yarım depo benzin yaktık. Dur sahne gözükmüyor. Dur çatı görmedi. Dur baca görmedi. Oraya çek. Oradan oraya çek. Önüne biri çekti. Şimdi bir yere aldık. Sahneyi böyle böyle görüyoruz. Bekliyoruz bakalım Mor ve Ötesi'ne. Çeşme Lok. Bu arada Mor ve Ötesi fanıdır ha. Yani biz ilk tanıştığımız zamanlarda mesela bir yere gideceğiz. Gülden 6 saatte yürür böyle. Mor ve Ötesi konseri vardı. Baktım yanımda yok. Böyle uçmuş. Aman geciktik geciktik. Yani Mor ve Ötesi de uçar. Şimdi bak sahneye çıktıkları saniye Gülden yine uçacak. Yok. Selametle. Hadi selametle. Bak bunlar da bıraktı onlar. Onlar da konsere gelecek. Bütün yaşlılar arabada bekliyor. Bak dedim ki inelim mi? İndi gitti bile. Yani. İnelim mi dedim. Teyze sizle mi konsere? Hey yavrum be. Eski günlerde. Ya diyor ki ben burada kalırım diyor. Bak çoğunluğa bak. 11 yaş. Yani çocuklar balon uçuruyor. Gelmişsin 68 yaşına. İlk aydınlanmam yaşında ilk bunu anlatmıştım. O abi ötesiyle ilgili olmuştum. Yine bir konser alanına böyle erkenden gitmişim ama daha o zaman 33 yaşında falanım. Gittik. Çocuklar şey diyorlar, kalabalık bir grup. Bu kadınlar da mı bu konsere geldi? Ben şimdi döndüm. Bakıyorum hangi kadınlar acaba diye. Ama bak kalabalığa bak. Mesela bak gelenler gencecik insanlar. Bir kadınları aradı. Son... Yani grup olarak anladık ki o kadınlar biziz. Yani çocuklar yine. Şimdi diyeyim, baksana veteranlar takımı gibi bak. Karşıda mesela oturanlar falan var. Herhalde onları yani insanlar rahat etsin. 96'dan bu yana... Otizme kadar hiçbir konser kaçmamıştı. Otizmle mola. Ama çok soğuk yani. Ben düşünüyorum. Evet, ben giderim. Ben kaçarım. Yani oraya giderdim ama benim sandalyem de hazır. Orada otur. Evet.
sound check yapıyorlar. Evet, çıktılar. O kısa boylu gitaristin adı neydi onların? Kerem miydi? Beklemedeyiz, donduk. Ve epey de kalabalık oldu, şöyle çevir. Gözüküyor mu bilmiyorum ama bak, park alanı filan doldu yani. Vallahi çok güzel organizasyon oluyor ama çok üşüdüm. Gülden bekliyor, biraz daha gelir birazdan o. Harika organizasyon oluyor, müthiş. Çok beğendim. Yani çok doğru, 3 tane kişi, 3 tane ekip. Çok da güzel, organizasyon güzel, güvenlik güzel, yeme içme alanları güzel. O kadar güzel organize etmişler ki harika olmuş ha. İnsanlara bu lazım arkadaşlar. İnsanların gazını almak için böyle etkinlikler lazım. Biz 90'lar, 2000'ler, 2000'lerin başı böyle bir sürü etkinliğe giderdik. Bir sürü etkinlik olurdu. İnsanların gazını alırdı. Umurumuzda olmazdı. Yani yine devlet millet meseleleri çok önemliydi ama gazımızı alırlardı. Deşarj olurduk, eğlenirdik, bağırırdık. Bir şeyler içip dağıtırdık filan falan. Yani insanların buna ihtiyacı var. Müthiş bir şey başarmış. Lal Denizli'yi de öpüyorum kocaman. Müthiş. Ekibi de harika. İnşallah çok çok daha iyi işler yapacaklar. Çok beğendim. Ben üşüdüm. Belki biraz sonra tekrar çıkabilirim. Bilmiyorum. Çok soğuk. Görmek beni gururlandırıyor. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Lafı çok uzatmayacağım. Çünkü ben de sizler gibi Mor ve Ötesi'nin çok büyük hayranıyım. Gerçekten ilk albümlerinden bu yıllara kadar her albümlerini sizler gibi takip ettim. Ben de hızlıca tekrardan yanınızda yerimi alıp eğlenmeye devam edeceğim. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Mor ve Ötesi'ne. Sağ olun. Biz daha uzun konuşmanızı isteyebilir miyiz aslında? Evet, şimdi sevgili Çeşme, sevgili Alıcıntı, başkanımızla beraber hatıra servisi yapacağız. Buna hepinizin dahil olmasını istiyoruz. Tüm telefonlar kalksın havaya, flaşları yakalım hep birlikte. Bütün flaşlar yansın. Çeşmemizi... Sessiz sedasız.